Reklamlardan önce hastaneyle ilgili konuşuyorduk. Hemen sağlık turizmi sormak istiyorum. Çünkü sağlık turizmi son yıllarda o kadar gündemde ki başka ülkelerden çok fazla hasta gelmekte ve bizim hastanemizde de bununla ilgilenen dekan yardımcımız Akif hocamız sağ olsun çok ilgileniyor. Birçok çalışmalar yapıldığını biliyoruz ama o çalışmalar hakkında sizden bilgi alsak, izleyicilerimizle paylaşsak seviniriz hocam. Ben de öncelikle tüm meslektaşlarımın tıp bayramını kutluyorum. Sağlık turizmi tüm dünyada çok stratejik bir sektör haline geldi. Yaklaşık yılda 30 milyon kişi hastalıklarına çare aramak için seyahat etmekte ve milyarlarca dolar bir para harcanmakta. Ülkemiz hepimizin bildiği gibi bir turizm ülkesi. Hem tarihi ve kültürel mirası hem doğal güzellikleri. Ve son yıllarda ülkemizde özellikle sağlık alanında hem yetişmiş eleman açısından hem tesislerin modernleştirmesi açısından hem de cihaz açısından çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Dolayısıyla ülkemizde şu anda sağlık turizmi açısından cazip bir ülke. Bu artık bir ülke politikası haline geldi. Şu anda amaç orta vadede bu pastadan %5 pay almak. Ve bunun için de geçen Temmuz ayında bir yönetmelik yayınlandı ve Ocak ayında da yine ücretlendirmeler tekrar gözden geçirildi. Konya'ya baktığımız zaman ise Konya'da bir turizm şehri. Selçuklu'ya başkentlik yapmış. Hazreti Mevlana'nın yaşadığı bir şehir. Bünyesinde pek çok Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler barındırıyor. Dolayısıyla bu potansiyelin de değerlendirilmesi lazım. Bu amaçla geçen yıl Haziran ayında bizim kurumumuzun da içinde yer aldığı bir Konya Sağlık Turizmi Derneği kuruldu. Türkiye Sağlık Dernekleri Federasyonu TURSAF'a bağlı. Bu da hem kamuya ait hastane idarecileri hem özel seyahat acentaları bu derneğin bünyesinde barındırıyor. Ve bu dernek gerçekten çok başarılı çalışmalara imza attı bu kısa bir süre içerisinde. Öncelikle hemen TURSAF'tan bir çalıştay düzenledi Konya'da. İzin aldı TURSAF'ın önderliğinde. Ve hem şehrin dinamiklerini harekete geçirerek Dünya İslam Turizm Kongresi'ni Konya'ya aldırdı. Bu kongre muhtemelen Eylül ayında Konya'da gerçekleştirilecek. Yine Nisan ayında Nisan'ın 5'i 9'unda Antalya'da Dünya Sağlık Spor Turizm Kongre ve Fuarı yapılacak. Sayın Valimizin ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle burada bir Konya standı açılacak. Bu standta hem şehrimizin turistik özellikleri hem de şehrimizde bulunan sağlık tesislerinin yapısı anlatılacak, neler yapıldığına dair. Biz de Meram Tıp Fakültesi olarak bölgemizde güçlü bir hastaneyiz. Üçüncü basamak hizmet veren bir hastaneyiz. Bölgemizde sadece Konya değil, çevremizdeki illere dahil olmak üzere hem teşhis ve tedavisinde güç hastalıklara başarıyla hizmet veriyoruz. Geçmiş eleman sıkıntımız yok. Defalarca söylendi. Sadece mevcut imkanlara bağlı olaraktan otelcilik hizmetlerimize biraz sıkıntımız vardı. Ama yakın zamanda yeni binamıza taşındığımız zaman bu dezavantajımız da ortadan kalkmakta. Dolayısıyla biz yabancı hastalar tarafından tercih edileceğimize inanıyoruz. Bunun için hemen bir sağlık birimi kuruldu hastanemizde. İçerisinde yabancı dil bilen personelimiz görevlendirildi. Bütün altyapı eksiklikleri tamamlandı. Ve çok kısa bir zaman içerisinde de bütün hocalarımızın İngilizce özgeçmişleri, yaptıkları işlere web sitesinden ulaşılabilecek. Hasta talepleri almaya başladık. Hatta yeni buraya bu programa başlamadan önce genel cerrahiden hocalarımız da vurguladılar. Önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen bir Afrika ülkesinden bir böbrek transplantasyonu için hastamız başvuracak. Diğer branşlarda da özellikle şu bilgiyi de vereyim. Türkiye'nin geçen yıl aldığı sağlık turizminden kişi sayısı, başvuran kişi sayısı 800 bin civarında. Bunun 150-200 bini diş çekimi ve saç ekimi. Biz de özellikle kardiyovasküler, genel cerrahi, transplantasyon, onkoloji, hematolojik hastalıklar, cildi hastalık, kozmetoloji özellikle saç ekimi için ve daha burada çok unutup zikredemediğim branşlarda iddialıyız ve tercih edileceğimize inanıyoruz. Transplantasyonu genelde biliyorlar ama hocam nakil Yok, tabii, nakil, tabii. diyelim Nakil, tabii. izleyicilerimize de paylaşırken çok teşekkür Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Sağ olun. Hemen bu sağlık turizminden laboratuvarlarımıza geçmek istiyorum. Mehmet Özdemir hocamdan uzmanlık alanından dolayı hem başhekim yardımcılığından dolayı laboratuvarlar hakkında bilgi verecek kişi olabilirsiniz diye düşündüm. Tüm laboratuvarlar hakkında hastanenin kısa bir bilgi alabilir miyiz? Evet, ben de bütün meslek
meslektaşlarımızın, sağlık çalışanların, öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Tabii sağlık işi takım işi, birçok elemanlar kendi işlerini yaparak sonuçta güzel bir iş çıkıyor. Dolayısıyla laboratuvar da tabii son 10-15 yıl, hatta 20 yıl da diyebiliriz ama son 15 yıl çok önemli. Birçok konuda çok gelişmeler oldu. Tıp teknolojisi özellikle radyoloji ile görüntüleme sistemleriyle laboratuvarlar üzerine ilerlemeler gösterdi. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Mesela 1960'larda bir salgın yapıp Amerika'da salgın ajanını saklamışlar dipfrizde, yani 50 yıl sonra, 40 yıl sonra. Onları moleküler teknikler geliştikten sonra isimlendirip, tanımlayıp, etkeni bulup tıp dünyasına tanıtmış oradaki meslektaşlarımız. Dolayısıyla Türkiye'de buna uyumlu olarak birçok gelişme sağladı. Tabii üniversitemiz bölgede sadece bazı işlemlerin tedavi imkanlarının sağlandığı alanlar var. Sadece bizim hastanemizde yapılan tetkikler var. Ben yeri gelmişken şunu ifade etmek isterim. Yani bütün şehirde her laboratuvar, her hastane her tetkiyi yapması gerekmez. Yani ekonomik maliyet açısından, maliyet etkinlik açısından oluyor ki bazen sayıyla orantılı olarak, çünkü bu cihaz ve kitler yurt dışından geliyor. Çoğunlukla onun teknolojisini henüz üretme aşamasına geçemedik ama onlarda bir maliyet. Yani mesela bizim hastanemizde şu anda Türkiye'de 13. sırada aldığımız Multitof MS diye tabir ettiğimiz özellikle mikroorganizmaların, bakterilerin ve mantarların tanımlanmasında kullandığımız çok ileri teknoloji bir cihazımız var. Ama rutin olarak tanımlamada kullandığımız için maliyet etkin oldu. Şu anda Konya'da tek. Bazı başka hastanelerde almak istediler. Yani alması, herkesin onu kazanıp kendi hastaneyi kazandırması ekonomik olmuyor. Belli sayının altında düşünce çok yüksek maliyetler çıkıyor. Onun için anlaşma olarak birçok hastanemizden bize örnek geliyor ve biz çalışıp sonuçlarını onlara aktarıyoruz. Bu tersi de olabilir. Yani hepsini biz yapmayabiliriz. Bazen yatırım yapan başka üniversite veya Sağlık Bakanlığı kuruluşları, yani bir kolaborasyon dediğimiz işbirliği, uzmanlaşma, çünkü bunlar Türkiye'nin kaynakları, boşuna götürmememiz lazım. Bu arada işte dediğimiz gibi hastalar bazen şunu bekliyor bizden. Yani her tetkik her hastanede yapılsın. Halbuki Sağlık Bakanlığı da böyle bir beklentisi yok. İhtiyaç halinde zaten mesela Ankara'ya gittiği zaman bir hafta 10 gün gibi bir süre oluyor. Şurada komşu bir hastane bize gönderdiği zaman veya biz ona gönderdiğimiz zaman 2-3 günde sonuç çıkıyor. Bizim fakültemizde 8 tane laboratuvarımız var. Bunların 3'ü mikrobiyoloji, 2'si biyokimya laboratuvarı, 1 patoloji ve 2 genetik laboratuvarımız var. Genetikle ilgili özellikle genetik hastalıklar tanı merkeziyle genetik hastalıkları, mutasyonları gen düzeyinde tanımlayabiliyoruz. Onların kliniklerde, polikliniklerde şikayetleri, işte klinik bulguları olduğu zaman gerekli tetkikler yapılarak talasemiler, efendim faktör eksiklikleri gibi, hatta çok nadir olanları bile tanı koyabiliyoruz. Çocuk hastalarımızdan böyle hastalar var, takip ettiğimiz hastalar var. Tabii patoloji önemli bir laboratuvar, özellikle cerrahi destekleyen bir laboratuvar. Onlara da mümkün olduğunca hocalarımız çok gayretli çalışarak diğer hastanelerde olduğu gibi olduğundan çok daha erken sonuç veriyorlar. Mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarımızda aynı şekilde. Biz burada laboratuvarlarımızda sonuç verirken özellikle şunlar önemli. Onu da bir fırsat olarak değerlendirip izah etmek isterim. Her laboratuvarımız iç kalite kontrollerini günlük yapıyor. Günlük, haftalık olanlar var. Onları düzenli olarak yapıyor. Güvenilir sonuç almak için. İkinci olarak da dış kalite kontrollerimiz var. Özellikle kendimiz mikrobiyolojiden takip ettiğimiz için biliyorum. Yurt dışına gönderiyoruz belli merkezlerde.
moleküler olanlar var bunun içerisinde. Serolojik testler var. Floresan testler var. Mesela floresan testler Almanya'da bir merkezde 600'e yakın laboratuvarın katıldığı bir kalite kontrol programı. Biz 2009'dan beri devam ediyoruz. Çok şükür hiçbir hata, olumsuz bir rapor gelmedi. Yani kendi sonuçlarımızı yurt dışındaki sonuçlarla akredite ediyoruz. Uyumluluğunu değerlendiriyoruz. Yani bunlar kalite çalışmaları adına biz sevindirici çalışma. Sadece tabii biz yapmıyoruz bunlar. Bütün diğer hastaneler de yapıyor ama sonuçlar açısından özellikle hastaların güvenini sağlamak adına söylüyorum. Bir de hastalar bazen sonuçlarını alıyorlar sözlü veya yazılı. Yazılı da alsalar hemen birisine sorup nasıl çıktı bu sonuç, iyi mi kötü mü gibi böyle yorum bekliyorlar. Aslında bu işlemi ya isteyen hekim, hekime danışarak karar verilmeli, yani o açıklamalı, ya da laboratuvar uzmanı açıklamalı ki yanlış bir işleme gitmesin. Mesela küçük bir örnek verecek olursak, HIV ile ilgili, AIDS ile ilgili test yapılıyor kan merkezimizde, mikrobiyoloji laboratuvarımızda. Orada reaktif test geldiği zaman biz onu Ankara'ya bir ileri merkeze teyit için gönderiyoruz ve istatistiklerimiz şöyle, 11 hastadan bir tanesi pozitif çıkıyor. Şimdi oradaki kişiden öğreniyor, işte ben pozitif çıkmış, benim sonuç, ben intihar edeceğim, kendimi öldüreceğim. Polis memuru bir sefer mesela, ya ben intihar etmeye karar verdim falan. E gitti geldi, sonuç negatif geldi. Yani 11'de bir düşük bir ihtimal. Biz bunlara mesela laboratuvarda reaktif diyoruz. Reaktif demek her zaman pozitif demek değil. Yani bir de şu var, her testin bir güven aralığı var. Ne kadar güvenlikle bir sonuç veriyoruz? Yani ne kadar bu pozitif dediğimiz zaman ne kadar kesinlikle pozitiftir bu? Onların istatistiksel olarak laboratuvar test güvenilirliği açısından aralıkları var. Dolayısıyla laboratuvar biraz ince iş anlarken de, hasta bazlı olarak düşünürken de bunları dikkat etmek lazım. Bazen meslektaşlarımız da veya çalışan işte laborantlar da dikkat etmediğin böyle şeylere sebep oluyorlar ama ben halkımızı da bu konuda bilgilendirmek için fırsat olarak gördüm. Bunları da söylemek istedim. Teşekkür ederiz. Yani aslında hocam hiçbir şeyi yorumlamadan hekimlerine sorup bilgi alsınlar kısmı geliyor bu. Tabii daha iyi. Değil mi? Daha doğru olur. Daha doğru olabilir diye. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yine diğer baş hekim yardımcısı hocamız Sedat hocama sormak istiyorum. Acil uzmanı olarak özellikle soru sormak istedim. Çünkü 14 Mart Tıp Bayramı'nda hep konuştuğumuz şeyler çalışan sağlığıdır, işte hasta haklarıdır, sağlıkta şiddettir. Bunlar da masaya yatırılıyor. Size farklı bir yönden soru sorayım istedim Sedat Hocam. Size başvuran hastalardan mutlaka sizlerin de beklentileriniz vardır. Çünkü hastalar geldi hem kaliteli hizmet istiyor hem de çok acılı zamanlarında sizlere başvuruyorlar. Hemen bakılmasını istiyorlar ve bir takım farklı talepleri de olabiliyor. Siz neler bekliyorsunuz hastalardan? Evet, bu soru için teşekkür ediyorum. Genelde hep tersi sorulur. Bunu ifade etmeden önce tabii ben de diğer hocalarım gibi ülkemiz sağlık hizmetlerine fedakarca katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarımızın ve meslektaşlarımızın tıp bayramını yürekten kutluyorum. Hepsine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Yasemin Hanım, ülkemiz sağlık, acil sağlık hizmetlerinin gerçekten genel sağlık hizmetleri içerisinde çok önemli bir yeri var. Şöyle çarpıcı olarak ifade etmek gerekirse, dünyada nüfusa göre acil servislere, başvurulara baktığımızda genellikle uluslararası rakamlarda şöyle bir manzara karşımıza çıkıyor. Ülke nüfuslarının bir yıl içerisinde %30 ila 50 oranında acil servislere başvurduğunu görüyoruz. Yani ülke nüfusu 100 milyonsa o yıl içerisinde acil servise başvuran insan sayısı 30 milyon ila 50 milyon civarında değişiyor. Oysa bizim ülkemizdeki rakamlar ne yazık ki bunun çok üzerinde. %150 oranında bizde acil servislere başvuru var. Bu da ülkemiz acil sağlık hizmetlerinin ne derece genel sağlık hizmetleri içerisinde ehemmiyet arz ettiğini, acil servislere çok yoğun bir başvuru olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunu ifade ettikten sonra sanıyorum herhalde vatandaşlarımızdan en önemli beklentimizin, en önemli beklentimizi bir kelimeyle ifade etmek gerekirse anlayış olsa gerek. Çünkü gerçekten bu kadar yoğun acil servis başvurusunun olduğu bir ülkede acil sağlık hizmetlerini sağlık çalışanları son derece fedakarca yürütüyorlar.
Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu noktada biraz anlayışlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta son zamanlarda sizler de biliyorsunuz, özellikle kamu hastanelerine olan yoğun başvuru nedeniyle Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı ve acil servislere yoğun başvurunun azaltılması için bir takım tedbirler ortaya koydu. Bunların başında özellikle çok acil olmayan durumların gece polikliniklerine yönlendirilmesi şeklinde. Bu da bir tedbir olarak ortaya koyuldu ama sanıyorum şu anda yoğun başvurular halen devam ediyor. Bizde rakamlarımızda çok bir değişiklik yok. Bunun dışında şunu ifade etmek gerekiyor. Demin hocalarımız güzel ifade ettiler. Hastanemiz gerçekten bölgemizin sağlık güvencesi. Genel sağlık hizmetleri içerisinde böyle olduğu gibi acil sağlık hizmetlerinde de hastanemizin acil servisi gerçekten bölgenin sağlık güvencesi konumunda. Hem Konya içerisinden hem çevre ilçelerden ve hatta yakın illerden çok ciddi vakalar, acil vakaları kabul eden bir acil servisimiz var. Hekim ve hoca kadrosuyla, asistanlarıyla, hemşireleriyle, yardımcı sağlık personeliyle, bunun yanında fiziki altyapısıyla gerçekten donanımlı bir acil servise sahibiz. Ama bunun yanında yoğun bir acil servise de sahibiz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın gerçekten çok acil olmayan durumlar dışında acil servisleri çok fazla meşgul etmemelerini özellikle istirham ediyoruz. Çünkü kendileri acil serviste eğer ciddi acil bir durum olmadan başvurduklarında çok daha kendilerinden acil duruma sahip insanların zamanından çalmış olabileceklerini, sağlık çalışanlarının onunla ilgilenecekleri zamanı kendilerine ayırmak zorunda kalabileceklerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Acil serviste yoğunluğun önemli sebeplerinden bir tanesi de mükerrer başvurular. Özellikle bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Vatandaşımız mesela gündüz bir hastaneye ya da bir polikliniğe acil servise başvurmuş, kendisine bir tedavi önerilmiş ama tedavisini tamamlamadan aynı gün içerisinde başka bir hastaneye, başka bir acil servise başvurabilmekte. Zaman zaman hastalarımıza soruyoruz. İnanın aynı gün içerisinde üçüncü kere acil servise başvuran hastalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar da acil servislerde yoğunluğun önemli bir sebebi oluyor. Bunun dışında tabii istemediğimiz ve bize gerçekten sağlık çalışanları olarak son derece muzdarip eden önemli bir konu da sağlık çalışanlarına şiddet konusu. Bu da çoğu zaman az önce ifade ettiğim bu acil servislerdeki yoğunlukla çoğu zaman ilişkili oluyor. Bu kadar kalabalık ortamda bazı insanlar kendilerince yeterince ilgilenilmediği ya da zamanında ilgilenilmediği şekilde serzenişte bulunup zaman zaman hoş olmayan hadiselere sebebiyet verebiliyorlar. Dolayısıyla biz acil sağlık hizmetlerini gerçekten acil sağlık hizmeti olarak sunmaya başladığımız zaman vatandaşlarımızda bu konuda ciddi bir duyarlılık geliştiği zaman sanıyorum hem sağlık çalışanları açısından daha iyi sonuçlar olacaktır hem de hizmeti alan vatandaşlarımız açısından son derece iyi bir konuma geleceğiz diye düşünüyorum. Hazır mikrofon elimdeyken ve gerçekten bize bu fırsatı verdikleri için KonTV ailesine de teşekkür ediyorum. Ama medyadan da bir talebim var. Daha doğrusu bu benim şahsi talebim değil aslında. Bütün sağlık çalışanlarının talebi. Özellikle dizilerde, televizyonlarda yayılan dizilerde sağlık çalışanına şiddeti özendirecek sahnelerden kaçınılması. Bilakis insan ilişkilerini daha hoş olarak takdim edildiği, bizim kendi aramızda sevgiyi, kardeşliği, karşılıklı anlayışı ve hoşgörüyü ön plana çıkaran sahnelere daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Basın ya da medya dünyasında özellikle bu konuda bir hassasiyet bekliyoruz. Sağlık çalışanına şiddeti özendirici sahnelerden lütfen kaçınsınlar. Bunu da özellikle istirham ediyorum. Çok güzel bir mesaj oldu aslında hocam bu. Hem hasta hakları hem de çalışan hakları durumunda böyle baktığımızda sadece acil serviste değil belki bütün hocalarımızın bulunduğu birimlerde tüm hastane içinde de aslında biraz daha empatili bir yaklaşım, iletişimin her iki taraf açısından da daha iyi olması bizim için önemli olacaktır. Kesinlikle. Sadece sağlık çalışanlarının değil artık biliyorsunuz hastaların da kurumlarda uyması gereken kurallar da var. Evet. O nedenle daha iyi bir empatiyle dediğiniz gibi daha iyi bir süreç bekleyecektir diye düşünüyorum. Sağlıkta şiddetin azaltılması için de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna artık geldik. Hastane başhekimimizden ve dekanımızdan, fakülte dekanımızdan son sözlerini alarak bitirmek istiyorum programımızı. Evet Yasemin Hanım. Öncelikle
3 yıldır başarıyla bu programı koordinasyonun üstlenip de sunduğunuz için sizin de 14 Mart'lık bayramınız kutlu olsun ve çok diğer tüm sağlık çalışanlarının, meslektaşlarımızın da 14 Mart'lık bayramları kutlu olsun. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani memleketimizin bir tarafında bayram yapıyoruz ama bir tarafında da güvenlik güçlerimiz beka mücadelesi vermekte. O nedenle bu memleket için kanını canını veren şu zamanda Afrin'de savaşan ordumuza başarılar diliyorum. Allah onları muzaffer eylesin. Buradan bu temennide de bulunmak istiyorum. Ta ki Anadolu'nun fethinde nasıl ki Malazgirt'te şehit düşen şehitlerimiz varsa, Çanakkale'de yine beka mücadelesinde şehit düşen şehitlerimiz varsa, Afrin'de de elbette verdiğimiz şehitlerimiz, canlarımız var. Onları vermeseler biz burada bu programı yapamayız. Onların ruhları şad olsun ve ekip olarak onlar orada kan dökerken biz de burada bu memleket için ter dökmek için söz vermiş insanlarız. Ekip olarak diğer arkadaşlarımın da tıp bayramlarını kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür sağ olun. Ediyoruz hocam. Sağ olun. Ahmet hocam. Sayın hocam, ben de yine ekibime teşekkür ederim. Meral Tıp Fakültesi Hastanesi 3000 kişinin sağlık hizmeti sunmaya çalıştığı bir kurum, devasa bir kurum. Bu çalışan 3000 kişi bütün emeklerini gecesi gündüzüne katarak, bütün emeklerini sunarak Konya halkına hizmet etmeye çalışıyor. Biz hep şunu diyoruz, biz Konya halkının, etraftaki illerdeki halkımızın, vatandaşımızın hizmetindeyiz. Onların hizmetkarıyız. Bu konuda yönetime ve destek olan bütün çalışanlarımıza, öğretim üyesi, asistan, hemşire, bazen saymadığım zaman diğerleri kırılıyorlar. İşte hasta bakıcımız, temizlikçimiz, güvenlikçimiz, aşçılarımız, mutfak personelimiz, hepsine çok teşekkür ediyorum bize vermiş oldukları destek için. İnşallah son derece modern bir hastaneye geçeceğiz diye konuştuk. Bu hastanenin yapılmasında emeği geçen hocalarımıza, başta rektörümüz olmak üzere, rektör yardımcımız, Yapışları Daire Başkanımız, Yapışları Daire Başkanı personelleri, emeği geçen herkese, bürokratlarımız, belediye başkanlarımız, çok teşekkür ederim. Biz Meram Tıp Fakültesi olarak Konya'mızın, çevredeki illerimizin, ilçelerimizin, bütün halkımızın sağlığına hizmet etmek için hizmetkarız ve bunu sunmakta da son derece mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz hocam hepinize. Serhat hocam biraz önce mikrofona elim alınca bunları söyledim demişti ama son sözlerimiz dedim. Peki sizin acilde ilgili bir planınız var mıydı hocam? Hemen sorayım, yeni hastane deyince Ahmet hocam aklıma geldi, kapatalım programı. Teşekkür ederim. Hocam ifade etti, gerçekten son derece modern ve göğsümüzü kabartacak bir hastaneye taşınacağız inşallah. Acil sağlık hizmetlerinde orada da çok daha ferah, çok daha geniş bir ortamda acil sağlık hizmetleri sunacağımıza inanıyoruz. Teknik altyapımız son derece iyi olacak. Şu anda bulunduğumuz mekandan çok daha geniş bir mekanda, hastalarımızın daha rahat edeceği bir mekanda hizmet vereceğiz. Bunun yanında sosyal açıdan da şu anda mesela en önemli sıkıntısı çektiğim, özellikle hasta yakınlarının uygun bir bekleme alanı olmaması nedeniyle yaşadığımız sıkıntıyı inşallah orada yaşamayacağız. Son derece güzel bir bekleme alanı oluşturduk. Kafeteryasıyla, diğer sosyal imkanlarıyla bu açıdan da gayet güzel bir mekana taşınacağız. Bunun yanında yine son derece kaliteli, donanımlı bir yoğun bakım hizmeti de orada yine sunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti vermek için bütün hocalarımız olarak, bütün personelimiz olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. İnşallah bu vazifeyi layıkıyla ifa ederiz. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Söylemeden de geçemeyeceğiz. Tabii bu programın sunumunda sesimizi bize duyurmamızı vesile olan KonTV'nin tüm aile fertlerine, özellikle işimiz sağlık programında emeğe geçen tüm personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de onlar adına teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar bekliyoruz programımıza. Bir işimiz sağlık programı burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.